Konuşmadan da gülmeden de güldüren adam. Oyuncu, yapımcı, senarist Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 23. yıl dönümü. Farklı rollerde başarıyla oynayan Kemal Sunal gülüşüyle hafızalara kazındı. Lisedeyken tiyatroya duyduğu ilgisiyle öne çıkan başarısını ilk olarak felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti. Sunal'ın babasını felsefe öğretmeni Balkır ikna ederek Kenter Tiyatrosu'na götürmüştür. Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1966 yılında Kenter Tiyatrosu'nda bir oyunda sahneye çıkarak repliği olmamasına rağmen seyirciyi güldürmeyi başardı. Tatlı Dilim filminin kadrosuna katılarak sinemaya ilk adımını attı. Hababam sınıfında da usta isimlerle birlikte rol aldı. Sunal, özgün fiziği ve oynadığı tiplerin halka yakın olması nedeniyle kısa sürede Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu. 26 yıllık sanat hayatına 82 film sığdırdı. Yoğun tiyatro turneleri sebebiyle üniversite eğitimini yarıda bırakan Sunal, 1995'te 51 yaşındayken mezun oldu. 4 senelik maratonu 27 senede. Uçak fobisi olan Sunal, Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi ve 3 Temmuz 2000'de vefat etti. "Beni hatırlayınız," demişti. Hatırlamak için kısa bir süre de olsa unutmak gerekir. Biz onu hiç unutmadık ki. Şaban yok artık. Şaban öldü. Yok canım. Ne zaman öldün? Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya.